Sevgili YDS sınav adayı tekrar merhaba. YDS makale çözümlemelerinin temelleri 4. dersimizde tekrar beraberiz. Bu dersimizde neler göreceğiz? İlk olarak adverb clauses yani zarf yan tümcelerini göreceğiz. Sonrasında adverbial phrases zarf öbeklerini ki biz bunlara adverb phrases de diyebiliriz. Sonrasında da adverbs yani zarfları göreceğiz. Aslında bunları İç içe görmüş olacağız. Ben burada bu şekilde sıraladım ancak birlikte öğretmek durumundayım çünkü birbiriyle entegre beceriler bunlar. Başlayalım. Adverb clauses. Zarf yan tümceleri nedir? Adverb clauses'ı öğrenmek için bizim adverbial phrases yani zarf öbeklerini bilmemiz gerekiyor. Biraz önce demiştim. Birbiriyle iç içe entegre beceriler bunlar. Bakalım bir adverbial phrase ne yapar, ne işe yarar? Bir adverbial phrase yani bir zarf öbeği cümle içerisinde zarf gibi davranan bir kelime grubudur. Bildiğimiz zarf. Bir adverbial phrase bir cümle değildir güzel dostum. Bir cümle değildir. Örneklerle görelim. Detective Jones caught the thief quite easily. Hırsızı oldukça kolay bir şekilde yakaladı. Nasıl sorusuna cevap veriyoruz burada? Nasıl yakaladı? Oldukça kolay bir şekilde. Burada bizim zarfımız quite easily ve manner yani tarz bildiriyor. İkinci örneğimiz let's go for a walk after dinner. Hadi bir yürüyüşe çıkalım ne zaman? Akşam yemeğinden sonra burada zarfımız bizim zaman bildiriyor time. Samantha went to her friend's house to watch a film. Evet arkadaşın evine gitti. Niçin? To watch a film. Bir film izlemek için. Burada da bizim zarfımız to watch a film. Yani purpose amaç bildiriyor. I threw my coat on the chair. Place yer bildiriyor. I found it extremely difficult to talk to her. Onunla konuşmayı son derece zor buluyorum. Yani oldukça zorlanıyorum. Burada da bizim zarfımız extremely degree yani derece bildiriyor. The train will probably be late. Tren muhtemelen geç kalacak. Probably burada bizim zarfımız, adverbümüz ne bildiriyor? Kesinlik bildiriyor. Certainty. Muhtemelen geç kalacak. Peter the Drama Teacher met with Mary. Mary ile görüşmüş. Ne zaman? After seeing her disappointment. Onun hayal kırıklığına uğradığını gördükten sonra görüşmüş. Yine zarfımız after ve zaman bildiriyor. This pill will take away the pain temporarily. Bu ilaç ağrını geçici olarak alacak. Sürekli olarak değil. Temporarily. Zarfımız ve duration süre bildiriyor. They almost always invite people to their house. Hemen hemen her zaman insanları evine davet ederler. Çok cömert insanlar bunlar. Buradaki zarfımız almost ve frequency sıklık bildiriyor. Only half a spoon please diyorum ben. Yani sadece yarım kaşık lütfen. Buradaki zarfımız only ne bildiriyor? Focus, odaklanma bildiriyor. Unfortunately for me I can't speak Italian. Gel gör ki İtalyanca konuşamıyorum. Burada da bizim zarfımız unfortunately evaluative yani tutum bildiriyor. Biz zarf öbeklerini halletmiş olduk. Artık adverb clause'lara başlayabiliriz. Bir adverb clause yani bir zarf cümleci ya da zarf yan tümcesi aynı bir adverbial phrase gibi cümle içerisinde zarf görevinde kullanılır. Ancak bir adverb clause bir cümledir efendim. Yani bağlacın devamında bir cümle gelir. Ve böylece bir adverb clause oluşmuş olur. Bağlaç artı özne yüklem dizilimi. Örneklerle görelim. He spent a lot of money as if he was very rich. Buradaki adverb clause dizilimimiz as if he was very rich. Zenginmiş gibi çok para harcadı. Tarz bildiriyor adverb clause'umuz bu cümlede. İkinci örneğimiz. After they set up the tent, they built a fire çadırı kurduktan sonra ateş yaktılar. Ne zaman? Çadırı kurduktan sonra. After they set up the tent bizim adverb clause'umuz bağla çarptı. özne yüklem dizilimi. Ne zaman yaktılar ateşi? Çadırı kurduktan sonra. I couldn't feel anger against him because I liked him too much. Onu çok fazla sevdiğim için ona karşı öfkemi belli etmedim, sinirlenmedim. Niçin? Onu çok fazla sevdiğim için. Buradaki adverb clause'umuz bir reason sebep bildiriyor. I bring my phone wherever I go. Nereye gidersem gideyim yanımda telefonumu götürüyorum. Burada da adverb clause'umuz yer bildiriyor. Although it is raining, it is still warm outside. Her ne kadar yağmur yağsa da dışarısı sıcak yani ılık. Buradaki adverb clause'umuz zıtlık bildiriyor yani concession. Although it is raining her ne kadar yağmur yağsa da güzel insan olduğu sınavın bir demirbaşıdır. Tüm İngilizce sınavlarında karşına çıkar. Eş anlamları even though, though, despite the fact that, in spite of the fact that ve while'dır. Devam edelim. They had to take some of his land so that they could extend the churchyard. Buradaki adverb clause'unun so başlayan dizilim ve purpose amaç bildirir. Onun toprağını niye aldılar? Kilisenin avlusunu genişletebilmek için aldılar purpose bildiriyor buradaki adverb clause'umuz. Johan can speak English as fluently as his teacher can. Johan öğretmeni kadar İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşuyor. Buradaki adverb clause'umuz as ile başlayan dizilim ve karşılaştırma, kıyas bildirir comparison. As sıfat zarf as iki varlığı karşılaştırırken kullanılır. Burada Johan'la hocasını karşılaştırıyor as fluently as his teacher can. Hocası kadar İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşuyor. Ezden sonra sıfat ya da zarf gelebildiğini unutmayalım. Nitekim burada zarf gelmiş. Fluently, akıcı bir şekilde. My case had become so damaged that the lid would not stay closed. Valizim o kadar hasar görmüştü ki kapağı kapanmayacaktı, kapanmıyordu. Bir adverb clause yani bir zarf cümleci cümlenin neresinde gelir bakalım. Although Sam is only five, she is very clever. Buradaki Edward clause'umuz ana tümceden önce gelmiş. Sam her ne kadar 5 yaşında olsa da çok zeki. Bizim Edward clause'umuz ana tümcenin devamında da gelebilir. Sam is very clever, although she is only five. Hatta Edward clause'umuz ana tümcenin içerisinde de gelebilir. Yani ana tümcenin öznesiyle fiili arasına da girebilir. Bir ara ifade olarak Sam, although she is only five is very clever. Anlam değişir mi değişmez. Her ne kadar Sam 5 yaşında olsa da çok zeki. Sam's parents, since they want their child to grow strong, feed him on a healthy diet. Sam'ın ebeveynleri çocuklarının güçlü bir şekilde büyümesini istedikleri için onu sağlıklı besinlerle besliyorlar. Sağlıklı bir diyetle besliyorlar. Buradaki Edward clause'umuz ana tümcenin yine ortasında gelmiş. Yani ana tümcenin öznesi Sam's parents fiili de feed. Dolayısıyla özne ile fiil arasına girmiş. Evet bir adverb clause ana tümcenin öncesinde ve sonrasında gelebildiği gibi ana tümcenin öznesi ile fiili arasına da girebilir. Şekil adı olduğu gibi. Sonraki cümlemizde de bizim adverb clause'umuz ana tümcenin öncesinde gelmiş. Hatta adverb clause'umuz ana tümcenin devamında da gelebilir. Son cümlemizde olduğu gibi. Anlam değişir mi? Değişmiyor. Bir adverb yani zarf Aynı bir adverbial phrase yani bir zarf öbeği gibi cümle içerisinde zarf görevinde kullanılır. Ancak bir adverb bir kelime grubu olan adverbial phrase'in aksine çoğunlukla tek bir sözcüktür efendim. Cümlelere bakalım. When we got there the tickets had sold out. Oraya vardığımızda tüm biletler bitmişti. Buradaki zarfımız there. Bu zarfımız ne bir adverbial phrase ne de bir adverbial clause. Buradaki ifade, there, tek başına bir adverb, bir zarf efendim. Yeri bildiriyor. She carefully took out a book from the shelf. Buradaki adverbimizde tarz, manner bildiriyor. Dikkatli bir şekilde, tek başına bir adverb. I never get up early at the weekends. Hafta sonları asla erken kalkmam. Zarfımız early ve time, zaman bildiriyor. It's rather cold outside. Dışarısı oldukça soğuk zarfımız rather degree derece bildiriyor. I'm always losing my keys. Sürekli anahtarlarımı kaybediyorum. Buradaki zarfımız always yani bir sıklık zarfı frequency adverb efendim. Actually I don't know her. Aslında onu tanımıyorum. Buradaki actually zarfımız tüm cümleyi niteleyen bir zarftır. Aslında onu tanımıyorum. Quickly we are late. Hızlı ol, geç kaldık. She swims really well. Gerçekten çok güzel yüzüyor. Zarfımız really I haven't seen them recently. Son zamanlarda onları görmedim. Zarfımız recently. I can't sleep. Uyuyamıyorum. It's too hot. Çok sıcak. Zarfımız too efendim. The car was traveling too fast and went out of control. Araba çok hızlı gidiyordu ve kontrolden çıktı. Buradaki zarfımız yine to bir adverb. Evet, adverb, zarf, adverb phrase, zarf öbekleri ve adverb clause, zarf cümleciklerinin farklarını kısaca görelim. Adverbler yani zarflar çoğunlukla tek bir sözcüktür efendim. Adverb phrase'ler ya da adverbial phrase'ler bir sözcük grubudur. Ancak adverb clause'lar yani zarf cümlecikleri ya da zarf yan tümceleri bağlaç özne fiil dizilimidir. Örneklere bakalım. Steve will visit later. Steve sonra bizi ziyaret edecek. Burada later bir zarftır efendim. Steve will visit in the morning. Sabahleyin Steve ziyaret edecek bizi. Buradaki in the morning bir adverb phrase'dir, bir zarf öbeğidir. She will drop by when she gets off from work. İşten ayrılınca bize uğrayacak. Buradaki dizilim bir bağlaç özne fiil dizilimidir. Yani bir adverb clause'dur. Evet burada da adverb clause'ların türünü ve bağlaçlarını görüyoruz. Mesela time zaman bildirenler after, before, as, once, since gibi. Mesela condition şart bildirenler if unless gibi zıtlık bildiren conjunction ya da bağlaçlarımız although whereas while gibi reason and cause bildirenler because since gibi ve yer bildiren bağlaçlarımız where wherever gibi bunlar olmadan biz yani bağlaçlar olmadan biz adverb clauselarımızı oluşturamayız çünkü adverb clause bir bağlaç artı özne fiil dizilimidir efendim Evet, artık zarf yan tümcelerinin kısaltılmasına geçebiliriz. Aynı sıfat yan tümcelerinde olduğu gibi zarf yan tümceleri de kısaltılabilir. Ki biz bunlara reduced adverbial clauses diyoruz. Yani adverb clause'ların reduce indirgenmesi, kısaltılması. Bakalım. Yan tümce ve ana tümce içerisinde yer alan özneler aynı ise öznelerden birinin başı vurulur. Kuralımız bu öznelerin aynı olması lazım. Çünkü özneler aynı olmazsa anlam kargaşası olur. Biraz sonra göreceğiz. Bu da zayıf olan tümcenin öznesi olacaktır. Yani özneler aynı ise öznelerden birinin başını vuruyoruz. Bu da tabii ki zayıf olan tümcenin öznesi olacaktır. Doğada var olan kanun burada da geçerli. Yani yan tümcenin öznesi olacaktır. Tabi bunun da bir bedeli vardır. Nedir o bedel? Eğer ki özne gider ise devamında gelen fiil de indirgenerek fiil olmaktan çıkar. Niçin? Çünkü bir fiil için gerekli olan özne artık ortadan kaldırılmıştır. Örnekleri de göreceğiz. After a caterpillar spends some time in a cocoon, a caterpillar will emerge as a butterfly. Buradaki bizim adverb clause'umuz after a caterpillar spends some time in a cocoon. Ne demek bu? Bir tırtıl kozada biraz zaman geçirdikten sonra it will emerge as a butterfly, kelebek olarak ortaya çıkar. Buradaki adverb clause'umuz after ile başlayan dizilim. Öznelerimiz aynı mı? Aynı. İkisinde de a caterpillar, a caterpillar. Yani ana tümcenin öznesiyle yan tümcenin öznesi aynı. O zaman ben birinin başını vurabilirim. Bu da yan tümcenin öznesi olacak demiştik. Ne diyeceğiz o zaman kısaltmada? After spending some time in a cocoon, a caterpillar dediğimiz zaman İngiliz bunun yan tümcenin yani kozada biraz zaman geçiren varlığın bir tırtıl olduğunu anlayacaktır. Çünkü devamında at caterpillar will emerge as a butterfly diyoruz. Kelebek olarak ortaya çıkar. İngiliz bunu çok rahat anlayacaktır. Kısaltma işin doğasında var güzel insan. Devam edelim. Because she had always been interested in sports. Linda became an avid sport of the team. Buradaki yan tümcemiz because she had always been interested in sports ve ana tümcemiz Linda became an avid sport of the team. Öznelerimiz aynı. Linda she. O zaman ben yan tümcenin öznesini götüreceğim ama bunun bir bedeli var demiştik. Fiili de ne yapacağım? having been interested şeklinde kısaltacağım. Having always been interested in sports Linda her zaman sporla ilgilendiği için Linda takımın hevesli bir destekçisi oldu. Ben having always been interest in sports dediğim zaman İngiliz bunun bir sebep ifadesi, bir adverb clause olduğunu yani indirgenmiş bir zarf yapısı olduğunu anlayacaktır. Artık bu bir adverb phrase. Her zaman sporla ilgilendiği için. Although he was hurt, Jack managed to smile. Adverb clause'umuz although he was hurt, Öznelerimiz aynı kısaltmada oldu hurt şeklinde olacaktır yaralı olmasına rağmen. While they were riding their bikes, the students saw a circus. Öznelerimiz yine aynı kısaltmada while riding their bikes. Öğrenciler bisikletlerini sürerken şeklinde algılayacaktır. Because Jane had played all day, she felt tired. Yan tümcemiz var, ana tümcemiz özneler aynı. Having played all day. Neden having verb dedik? Daha önce olduğunu vurgulamak istedik tüm gün oynadığı için Jane Feltire kendini yorgun hissediyordu. Daha önce oynadığını vurgulamak için having verb'üş diyoruz. Biraz sonra bunları çok çok basitleştireceğim senin için. While I was away in college. Evet yan tümcemiz özneler aynı. While away in college. Evet. Burada bir verb ing yok, having verb'üş yok. Direkt while away in college. Even though she works long hours, John spends a lot of time with her family. Evet öznelerimiz aynı. In spite of working long hours. Evet even though gitti. Neden hocam? Çünkü in spite of ve despite şeklinde bizim propositional conjunctions dediğimiz edat niteliğindeki bağlaşlarımız var. In spite of devamında verb ing alır cümle almaz ya da despite working long hours da diyebiliriz. Anlam değişiyor mu? Kesinlikle değişmiyor kısaltmalardan sonra anlam değişmez güzel insan uzun saatler çalışmasına rağmen in spite of working long hours ya da despite working long hours because she was late geç kaldığı için kısaltma nasıl olacaktır being late evet because of being late de diyebiliriz aslında buna geç kaldığı için as tom had extra work to do he stayed late at work Yan tümcemiz var, öznelerimiz aynı. Having extra work to do şeklinde dediğimizde İngiliz bunu çok rahat bir şekilde Tom'un yapacak fazladan işi olduğu için şeklinde yorumlayacaktır. Because I was working on an important thing dediğimde İngiliz bunu çok rahat bir şekilde önemli bir şey üzerinde çalıştığım için şeklinde algılayacaktır. Kısaltması da because of working ya da working on an important thing şeklinde olacaktır. I was out of the senses as I had drunk a lot. Burada ben as I had drunk a lot ifadesini, adverb clause'unu having drunk a lot şeklinde indiriyorum ve İngiliz bunu çok içtiğim için şeklinde yorumlayacaktır. I was so excited for the party as I had been invited by John himself. Ben bunu having been invited by John himself I dediğimde İngiliz bunu John'un kendisi tarafından davet edildiğim için şeklinde yorumlayacaktır. Because you are my friend I will let you drive my car. Burada kısaltma olur mu? Burada bir durum var. Öznelerimiz farklı efendim. Hadi kısaltmaya çalışalım bakalım ne olacak. Being my friend I will let you drive my car. Anlam saçma olur. Benim arkadaşım olduğum için. Yani ben kendi kendime arkadaşım oluyorum. Benim arkadaşım olduğum için ben senin araba kullanmana müsaade edeceğim. Anlam saçma olur. Sen benim arkadaşım olduğu için ben senin arabamı kullanmana müsaade ediyorum. Dolayısıyla kısaltma olmaz. Çünkü özneler farklı efendim. Buna dikkat edelim. Evet işi kolaylaştıracağım demiştim. Hocam bu ejective clause'larda geçerli olan bir tablo diyeceksin. Ki etiketlere bırakıyorum. Ejective clause kısaltmasına lütfen bak. ilgili videoyu izle ama güzel insan. Ejective clause'larda geçerli olan kısaltma tablosu %90 itibariyle burada da geçerli. Şimdi olayı daha da basitleştireceğim. Gel ejective clause ile adverb clause kısaltmalarının farkına bir göz atalım. %90 aynı demiştik ama ufak bir fark var. Bakalım ejective clause kısaltmalarında ne yapıyorduk? People who live in large cities have many resources. Bağlaçtan sonra hemen fiil gelmiş. Sıfat yan tümcemizde who live. Burada özne who yani adjective clause'un öznesi who. Ana cümlemizin yani main clause ana tümcemizin öznesi de people. Aynı ifadeler. Aynı kişiler. People live in large cities. They live in large cities. People have many resources. O zaman ben kısaltmada bağlacı götürüyorum. Adjective clause kısaltmalarında bağlaç kesinlikle gider ve fiil ayıncı alarak kısalmış burada. Anlam değişmiyor tabi. Büyük şehirlerde yaşayanların çok kaynakları vardır şeklinde. Adverb clause kısaltmasına bakalım. After she had lunch, she went back to work. Burada bağlaştan sonra özne fiil gelmiş. After she had lunch. Kısaltma nasıl olur? After having lunch. Bağlaç kalıyor. Adjective clause'da kesinlikle bağlaç gider güzel insan. Ama adverb clause'da gider mi her zaman bakacağız. Burada kalmış. Because she was late şeklinde bir adverb clause'umuz var. Bunun kısaltmasına bakalım. Because she was late geç kaldığı için being late şeklinde kısalmış. Yani bağlaç gitmiş. Because she was late şeklindeyken being late olmuş. Bağlaç kullanmak zorunda kalmamışız burada. Demek ki adjective clause'larda bağlaç kesinlikle giderken adverb clause'larda bağlaç kalabiliyor. Mesela diyelim ki bizim bağlacımız oldu olsun. E rağmen bir zıtlık ben eğer olduğu koymazsam anlam kargaşası ortaya çıkabilir. Having lunch she went back to work dersem öğle yemeği yediği için ya da yedikten sonra şeklinde algılayabilir. Ama ben yemesine rağmen halen evde duruyor işe gitmedi şeklinde bir cümle yaparsam ben oraya despite having lunch she still stayed at home demeliyim. Despite demez isem eğer ben İngiliz bunu yani having lunch şeklinde söylersem öğlen yemeğini yediği için ya da yedikten sonra şeklinde algılayabilir. Adverb clause'da bağlacın kalması zorunlu olabilir. Anlam kargaşası olmaması için adverb clause'larda bağlaç çoğunlukla kalacaktır. Ama adjective clause'larda bağlaç kesinlikle kalkıyor gidiyor efendim. Şimdi gelelim tablomuza. %90 itibariyle aynı demiştim. %10'luk fark aşağı kısım. Ben adverb clause kısaltmalarımda being ill diyebiliyorum. Being ifadesini kullanıyorum. Being ill. Hasta olduğu için. Being my best friend. En iyi arkadaşım olduğu için. Being unable to buy a car. Bir arabayı satın alamadığım için. Bağla çartı being de diyebilirim. Because of being ill. Yine hasta olduğum için şeklinde yorumlanabilir. Before being a rich man. Zengin bir adam olmadan önce. Bağla çartı being. Despite being happy. Mutlu olmama rağmen. Though being super busy. Son derece meşgul olmama rağmen. Bağlaç artı edat artı şeklinde de olabilir. While in London. Ben Londra'dayken. Modul da olabilir. Unable to move. Hareket edemediğim için. Having to study hard. Çok çalışmak zorunda kaldığım için. Şimdi güzel insan. Bu ekranın resmini çek. Ya da lütfen kağıda çiz. Yanına koy. Mini bir quiz gelecek. 20 soruluk. Quizi çözerken. Hangi cümlenin hangi bölgeye ait olduğunu senden isteyeceğim. Burada 5 bölgemiz var. A, B, C, D ve E bölgeleri. Biraz sonra gelecek olan quiz'de hangi kısaltmanın hangi bölgeye ait olduğunu senden isteyeceğim. Başarılar dilerim.